Mehmet Akif, ben hocalarımın dikkat çektiği bir konu üzerinden değerlendirme yapmak isterim. Aynı zamanda arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hazırsa Ciner grubunun Hatay'da gerçekleştirdiği bir prefabrik konut projesi vardı. 100 konut inşa etti Habertürk'ü bünyesinde barındıran Ciner grubu. Sen de gelmiştin. O projeyi yerinde görme fırsatımız olmuştu. Hocalarım neye dikkat çekti öncelikle? Ali Hoca da az önce. İnsani yaşam alanları. Evet, yani o konteynerların çok hani yaşam için elverişli olmadığı ve bir geçici konut gerçeğinin artık masaya yatırılması, geçici konutların inşa edilmesi noktasında şu anda ekranlara geliyor görüntüler. Ciner grubu olarak burada 100 prefabrik konut inşa ettik. Bu konutların da inşası esnasında 2+1 82 metrekare olacak şekilde tüm yaşam alanlarının içinde barındıracak şekilde bir konut projesi inşası gerçekleştirildi. Aslında tam da çözüm herhalde bu. Sadece geçici bir konut değil bu esasında. İsterse insanlar burada 10 yıllarca yaşayabileceği donatıya sahip bir projeden bahsediyoruz. Aynı zamanda böyle konteyner kentler gibi yan yana konutların dizildiği bir yapı alanı da değil, oldukça geniş bir araziye etrafında çevre düzenlemesi yapılmış bir şekilde bu konutlar inşa edildi. Toplam 25 dönümlük bir arazi. 25 iki dönümlük. Etapta yapıldı. Evet, 61 artı 30. İki etapta gerçekleştirildi. Zülfikar'ın da dediği gibi gerçekten içerisinde ve çok kısa bir sürede yapıldı. Yani hızlı çalışıp hızlı hareket edince ek olarak söyleyeyim. İsterse yapılabiliyor. Yani yapılabiliyor. Yani, yani evet. Benim de şahsi görüşüm aslında yani siz böyle bir seferberlik kentler olmalıydı. Evet. Evet. Yani ondan şu anda sonra yavaş yavaş şehri doğru yapmalıydık. Elbette Ciner grubu işte bu şekilde 100 konutluk bir proje yaptı ama benim de size katılıyorum bu noktada. Bu tür projelerin sayısı artırılmalı. Konteyner kentlerin yerine böylesi geçici konut alanlarının inşa edilmesi yerinde olacaktır. Zira hep şuna dikkat çektik. Yeniden ihya faaliyetlerine dikkat çekiyoruz ama bunun zaman alacağı aşikar. Neden aşikar? Şundan dolayı aşikar. Az önce rakamları sizler de konuştunuz ama ben bir kez daha dikkat çekmek isterim. 680.000 konut, 170.000 iş yeri, toplam 850.000 bağımsız bölüm bu depremde hasar almış. Yıkılacak ya da yıkılmış. Ortalama maliyeti sabahtan beri konuşuyoruz. İşte 100 ila 120 milyar dolar gibi bir maliyet. Sadece Türkiye değil, dünyanın hiçbir devletinin bir anda bu maliyetin altından kalkacağı bir maliyet değil bu. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu gerçekle hepimiz yüzleşiyoruz. Ancak bununla birlikte bu ihya çalışmalarında başladığına elbette dikkat çekmek isterim. Hatay'da bir yılda ben Akif de buradaydı, Çetiner de buradaydı, Zülfikar da buradaydı. Geldiğimizde şunu demiştik. Ya bir yılda bu şehrin enkazı kalkmaz. Evet. Niye? Binlerce yapı yıkılmıştı. Şu anda da görüyoruz etrafımızda enkazlar var. Büyük boşluklar da var. Birçok enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirilmiş. Ama bunların bir yıllık süre zarfında kaldırılmayacağını o günden görüyorduk. Çünkü yıkımın, felaketin boyutu hayli yüksekti. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları başlamış. Bir yandan da görüyoruz hemen belirlenen alanlarda yeni konutların inşa faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Birçok yerde ben bunu gördüm. Kahramanmaraş'ta gördüm. Gaziantep'te, Nurdağ'ında, İstahiye'de gördüm. İki gündür bölgede geziyorum. Bugün Hatay'da da gezdim. Baktım böyle belirlenen alanlarda konut çalışmaları başlamış. Büyük oranda da kaba inşaatları da tamamlanmış. Önemli bir çalışmayı biz buralarda görüyoruz. Peki nasıl bir çalışma yürütülüyor? Onu da belirtelim. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda 11 şehirde 930 şantiyede şu an çalışma sürüyor. Çok büyük bir rakam. Yani 930 şantiye kurulmuş. Bu şantiyeler 11 şehirde bulunuyor. Toplamda 110.450 personel çalışıyor bu şantiyelerde. 7/24 çalışıyor şantiyeler. Yani durmaksızın çalışıyor. Buna rağmen geldiğimiz nokta belli. Çünkü felaketin boyutu gerçekten akıl sınırlarını zorlayan bir boyut olduğu için 11 şehri, 124 ilçeyi etkilemiş bir felaketten bahsediyoruz. Dolayısıyla mücadele kolay değil ama mücadele büyük bir hızla veriliyor, gayretle veriliyor. 307 bin konutun bugüne kadar ihalesi yapılmış Mehmet Akif Ersoy. 307 bin. Hızla inşaatlara başlanmış. Hatay'da da az önce dikkat çekti. Bu inşaat faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ama bu 307 bin halen
az önce verdiğim rakamlar neydi? 850 bin rakamının oldukça gerisinde ki bunların da ihalesi yapılmış. 75 bini 2 ay içerisinde teslim edilmiş olacak. Kuraları çekilecek. Daha büyük çalışmaların yapılması gerektiğini bizlere gösteriliyor. 390 bin konut, 40 bin iş yeri, 11.500 ahır olmak üzere bugüne kadar toplam 441.500 bağımsız bölümün hak sahipliği tespiti AFAD tarafından yapılmış. Bu rakam da hayli ciddi. Bugün itibariyle dediğim gibi sahada gördüğüm benim yoğun bir gayret var, yoğun bir çaba var. Yeniden şehirlerin ihya edilmesine dönük çaba sürdürülüyor. Ancak özellikle ben Adıyaman'da dikkat etmiştim. Az önce şehirlerin ticaretinin de başlaması gerektiğine dair bir vurgu yardı. Hangi hocam olduğuna bu anlamda anımsayamadım ama şöyle bir gerçek var. Adıyaman'da mesela ticari hayatın daha tam olarak başlayamadığını ben müşahede ettim. Burada da benzer bir şekilde. Yani belirli yerlerde küçük böyle prefabrik işletmeler açılmış ama şehirde bir ticari hayat halen yok. Ticari hayat neden önemli? İnsanların burada kalması ve hayatlarını idame ettirmeleri için önemli. Nasıl, evet. Ne zamana kadar konteyner kentlerde ya da inşa edilen binalarda konutlar yaptık diyelim, o insanları o konutlara koyduk diyelim. Burada ekmek kazanmadıktan sonra, para kazanmadıktan sonra nasıl var olacaklar? İşte bir anlamda ticari hayatın da bir an önce hayata geçirilmesi, başlaması gerekiyor. Buna dönük de çalışmalar var. Özellikle Kahramanmaraş'taydım. Kahramanmaraş Çarşı da büyük oranda zarar gördü Akif, biliyorsun. Orada konteyner kentlerden adeta bir çarşı merkezi inşa edilmiş. O çarşı o kadar hareketliydi ki yani yaşayan bir şehre, Anadolu şehrine gitmişsiniz gibi hissettim. Ticaret başlamıştı, insanlar alışveriş yapıyordu. Bu son derece önemli. O şehri ayakta tutuyorsunuz aslında bunu yaparak. Burada da Adıyaman'da da benzer bir tablonun çok kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Zira yeniden ihya çalışmaları ne kadar çaba harcarsanız harcayın, Türkiye değil, Amerika Birleşik Devletleri olsun ya da dünyanın modern devletlerin bir arada olduğu topluluklar olsun, bu felaketin altından kalkmak kolay değil. Ama bir irade var. Devlet, millet el ele bir dayanışma gösterdi. Yokta bir sınav verildi, birlik gösterildi, dayanışma sergilendi ve bu dayanışma içerisinde elbette bu felaketin altından da kalkacağız. Ama zorlukları da bileceğiz, bu zorluklar etrafında da dediğim gibi elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehirlerimizi bir an önce dirençli şehirler haline getirmeye dönük bu anlamda çalışmaları sürdüreceğiz. Şuna da dikkat çekmek isterim. Elbette her seferinde söylüyoruz, artık bir klişe haline gelmiş. Hep şunu diyoruz, ya artık bundan da ders alalım. Değil mi? Ama halen şunu da görüyorum ben Akif. İstanbul'da diyelim en büyük korktuğumuz yer olması açısından söylüyorum. İstanbul'da böyle bir felaketi yaşasaydık herhalde 80 ilin etkileneceği bir tablo ortaya çıkar, değil mi? Sadece 11 il değil. Evet, yani Türkiye'nin bütünüyle etkileneceği bir tablo ortaya çıkardı. Hep korkuyoruz. Bugün mü olacak, yarın mı olacak, 3 ay sonra mı olacak, 1 sene sonra mı olacak? Ama olacak, değil mi hocam? Evet. Olacak. Bekliyoruz. Yarın olacak gibi hazırlanmamız lazım. Hazırlanmamız lazım ama mesela diyoruz ki nedir? Kentsel dönüşüm İstanbul'un gerçeği, değil mi? Yapıların ıslah edilmesi. Geçen Murat Kurum'un lansmanında gördüm. 1,5 milyon riskli yapı varmış İstanbul'da. Evet. 1,5 milyon riskli yapı. İşte biz bunu nasıl konut oluşturduk hocam? Evet. Biz bunu nasıl yıllar boyunca biriktirdik? Tam da ona dikkat çekeceğim. Şimdi o riskli yapılar belirlendi. İstanbul karış karış, Zülfikar daha iyi bilir. Denetlendi, değil mi? Evet. O yapıların risk durumu ortaya konuldu. Gidiyorsunuz halen o riskleri ortada olmasına rağmen kentsel dönüşüme evet demeyen insanlar var. Niye? Evet. İşte 100 metrekare evim 75 metrekareye, 120 metrekare evim 90 metrekareye düşecek diye buna direnen insanlar var. Mezar, elbette ekonomik sıkıntıları da hocam, büyük şehirlerde. Mezar 2.8 metrekare. Evet, hocamın vurguladığı şey çok önemli. Benim artık ders boyutunu aştığını değerlendiriyorum bu meselenin. Gelsin İstanbullular Hatay'ı görsün, Adıyaman'ı görsün, Kahramanmaraş'ı görsün ve bu gerçekle yüzleşsinler artık. Ama işte orada da yanlış yapıyoruz. Kentsel dönüşüm için de halkı hazırlamak gerekiyor. Toplum liderleri, hocalar, öğretmenler, sosyologlar. Evet. Ya bunlar da atlıyoruz, bunlar da yapmıyoruz yani. Evet, Türkiye'de afet yönetimi hocam, yok. Çok da çabuk unutuyoruz. Ama yapılanları da engelleyenler de olabiliyor.